Bizden tahmin yürüterek aşağıda verilen bölümlerin mantıklı olup olmadığına karar vermemizi istiyorlar. Bir bakalım. Burada bir takım bölme işlemleri var ve hepsi içinde bölümleri vermişler. Mesela burada 2419 bölü 3 işleminin sonucu ya da bölümü yaklaşık olarak 7500 olarak verilmiş. Bunun mantıklı olup olmadığını değerlendirmemiz gerekecek ve bundan sonra aynı şeyi diğer iki işlem içinde yapacağız. E o zaman ne duruyorsun? her zaman olduğu gibi hemen videoyu durdurun ve bu soruyu benden önce kendi kendinize çözmeye çalışın. Hadi şimdi de birlikte yapalım. Bu soruyu çözmek için tahminleri kendim yapacağım. 2419 bölü 3 ile başlayalım. Tahmin yürütmek için bu sayıya yakın ve bölme yaparken bizi daha az zorlayacak bir sayı bulmayı deneyebiliriz. Bu anlamda bunu daha kolay bir sayı elde etmek olarak da düşünebilirsiniz. 3 kolay bir sayı ama aynı şeyi 2419 için söyleyemeyeceğim. Peki şöyle yapsak. 3'ün 2419'a yakın bir katını bulmayı denesek. 3 kere 8'in 24 ettiğini biliyorum. O halde bu sayı da 2400 olur ise 3'e bölmek çok da zor olmaz öyle değil mi? Bunun yaklaşık olarak 2400 bölü 3'e eşit olduğunu yazalım ve devam edelim. Daha kolay bir tahminde bulunmak için 2419'un yerine 2400'ü kullanacağız. Ne de olsa 2400'ü 3'e bölmek çok ama çok daha kolay. 24'ü 3'e bölersem 8 elde edeceğimi biliyorum. O halde 2400 bölü 3 işleminin sonucu da 800'dür. Evet bu işlemin sonucu 800 ise 2419 bölü 3 işleminin sonucu olarak da 800'e yakın bir sonuç elde etmemiz gerekiyor. Bize bu işlem sistemin sonucunun 7500 olduğunu söylüyorlar. 7500, 800'den çok büyüktür. Eğer 750 demiş olsalardı işte o zaman mantıklı olabilirdi ama 7500 demişler. 7500, 800'ün neredeyse 10 katlı. Bu yüzden de mantıklı bir bölüm değil. Sıra geldi ikinci işleme. Hadi videoyu durdurun ve bunu benden önce kendi kendinize yapmayı deneyin. Az önce yaptığımız gibi, bu işleminde sonucunu tahmin etmeye çalışalım. 435 bölü 5, evet yaklaşık olarak eşittir yazıyorum. 5'in 435'e yakın ve 435'e göre daha kolay olan katlarından biri. Örneğin 400 olabilir. Hemen yazıyorum bu yaklaşık olarak 400 bölü 5'e eşittir. 40 bölü 5'in 8'e eşit olduğunu bildiğimize göre 40 tane onluğun 5'e bölümünden de 80 elde ederiz öyle değil mi? Bu işlemin sonucu 80'dir. İsterseniz 5 çarpı 80'in 400 edeceğini de düşünebilir ve bu şekilde yaptığımız işlemin doğru olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Bize bu işlemin sonucunun yaklaşık olarak 80 olduğunu söylüyorlar. Evet tam da bizim bulduğumuz gibi. Bu mantıklı bir tahmin. Evet son bölme işlemine de bakalım eh, ama önce videoyu durdurun ve kendi kendinize deneyin olur mu? 6202 bölü 2 yaklaşık olarak bir bakalım neye eşit. İsterseniz 6000'i deneyebiliriz. Evet 6000 çok iyi bir tahmin olur bence. 6000 bölü 2 hop 3000 eder. Bize verdikleri tahmin 300. 300 3000'in onda biridir ve bu yüzden de mantıklı bir tahmin değildir. Hepsi bu.